Dayanamadın değil mi, döndün? Merhaba. Niye geldin yine? Mehmet, git uğraşma artık benimle. Ne biçim konuşuyorsun ya? Arkadaş değil miyiz? Hayır, arkadaş falan değiliz, anlamıyor musun? Git buradan, defol. Bir kahveni içeceğim. Lütfen. Sadece bir kahve. Saçmalama. Lütfen. Hem sana bir şey söyleyeceğim. Defol git buradan. Sana ne söyleyeceğimi sormayacak mısın? Ha, ne söyleyebilirsin ki farklı? Çok güveniyorsun değil mi Savaş Baldara? Yani bunda bir şey yok. Onlar çok eski arkadaş. Benim gördüklerimi görmedin ama. Ne gördün? Öpüşürlerken. Savaş'la Nadia'yı. Savaş ikinizi birden idare ediyor. Senin yalanlarını dinleyecek halim yok. Yasemin, bak çok pişman olacaksın. Söylemedi deme. Saçmalama. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen benimsin Yasemin. Seni kimseye yar etmem. Benimsin sen. Seviyorum seni. Anla artık ya. Seni kimseye yar etmem. Bırak beni. Bırak beni. Defol git. Yemin ediyorum öldürürüm seni. Yasemin, canım. Yanlış anladın beni. Defol dedim. Bir daha da karşıma çıkma. Seni seviyorum Yasemin. Seni sevmekten de vazgeçmeyeceğim. Defol! Tamam. Gidiyorum. Gidiyorum. Of! Seni. Yasemin, özür dilerim. Ben çok sarhoştum. Ne yaptım bilmiyordum. Çok özür dilerim. Düş yakamdan artık ya. Düş, düş, düş. Yasemin, sakin ol. Biz arkadaşız. Ne arkadaşı ya, ne arkadaşı? Bak, birbirimizi kırmayalım, tamam mı? Savaş Baldar'ın bir çocuğun olduğunu bilmesini istemiyorsan sakin ol. Hala tehdit mi ediyorsun sen beni? Ben söyleyeceğim zaten Mehmet. Hemen şimdi gidip söyleyeceğim. Gidiyorum. Evet. Ama senin aşkını da götürüyorum kalbimde. Şuna her dokunduğumda seni hatırlayacağım. Ben bileğimi senin aşkın yüzünden kestim. Ama ne acı ki beni ölümden kurtaran yine sen oldun. Nadia, yapma. Keşke kurtarmasaydın beni. Madem aşkımı anlamayacaktın, niye kurtardın beni? Beni niye sensizliğe mahkum ettin? Birazdan geleceğim. Tabii efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, Savaş Bey odasında mı? Odasında, buyurun. Teşekkürler. Biliyordun değil mi? Seni hep sevdiğimi, sana aşık olduğumu. Nadia, Nadia lütfen. Lütfen, rica ediyorum. Yasemin. Yasemin! Yasemin! Yasemin, bir dakika! Bırak beni! Yasemin! Ne oldu ya? Nadia Hanım'a Savaş Bey içerideydiler.
Yasemin Hanım geldi, içeri girdi. Ne olduysa öfkeyle çıktı. Gördünüz işte. Savaş Bey de peşinden. Ne bileyim, vallahi bir şey anlamadım ben. Savaş Bey. Niye toplandınız burada? Herkes işinin başına. Çok özür dilerim. Böyle olmasını istememiştim. Seni bir daha göremeyeceğimi düşününce kendimi tutamadım. Konuşurum ben Yasemin'le. Benim kabahatim olduğunu anlatırım. Nadia sus! Sus! Bana hala buradayım. Bir şey yok. Nasıl yok? Elim boş gelme Eşref. Bir şey bulamazsam ne yapayım? Bul. Ben anlamam. Bul bir şey. Tamam hanım hanım. Bakarım biraz daha. Anneyi arayalım mı? Yasemin, neredesin be kızım? Ne oldu Leyla? Yasemin'de kaldı aklım. İkidir arıyorum, cebi kapalı. Ömer'i de aramadı bugün. Her sabah arardı, sorardı oğlunu. Dur Leyla, telaşlanma hemen. Belki buraya geliyordur, uçaktadır. Oldu şu. Ömer'im, anne buraya mı geliyormuş? Sana sürpriz mi yapacak kuzum? Ay canım. Oy. Canım geldi. Hanım ana, çok önemli bir şey diyeceğim. Bekleyin, geliyorum. Peki efendim. Thank you.
Yasemin! Yasemin aç lütfen! Yasemin aç! Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Nasıl şimdi durumu? İyi, anjiyo yapılacak. Doktor Stent'le hallederiz dedi. İnşallah. Geçer gider, izi bile kalmaz. Pala Ağa'nın bünyesi kuvvetlidir. Merhaba Şahnur Ana. Anne hayırdır? Çiçek merhaba kızım. Annen sağ olsun, geçmiş olsuna gelmiş. Öpsene kızımı elini. Hoş geldin. Hoş bulduk. Okuldan mı geliyorsun sen? Ben bir üstümü değiştireyim. Sonra gel de iki lokma bir şey açsındır. Şahnur Hanım. Buyur Kıymet Hanım. Doktora götürmediniz mi tekrar? Başka bir arzumuz var mıydı? Bir maden suyu rica edeyim. Hemen. Nerede kaldın buraya? Çiçek! Hayırlı haberin mi var yoksa? Kimseye söylemeyeceğim. Vallahi babana bile. Hadi müjdeyi ver artık. Yok bir şey anne ya. Yok. Ama kusuyorsun. Abuk sabuk şeyler yedim de ondan midem bozulmuş. Gittin mi doktora? Test yaptın mı? Ne testi ya? Ne testi? Savaş bana elini bile sürmüyor. Ne testinden bahsediyorsun sen? Ne demek o? Niye? Anne git. Git rahat bırak beni. Niye elini sürmüyor? Çiçek söyle hadi. Anne git! Git! Git rahat bırak beni! Eyvahlar olsun, dövsüz mü kalacaksınız? Eyvahlar olsun. Allah'ım ne yaptım ben? Şimdi savaşı kusurlu zannedecek. Ben meşgul etmeyeyim sizi Şahnur Hanım. Derdiniz çok. Fidan'a da geçmiş olsun dediğimi söyle. Hastaneye de geliriz inşallah. Güle güle Kıymet Hanım. Ayağına sağlık. Hani Arzu Hanım'la konuşacaktın reklamlar için? Çıkmam lazım benim Sevgi. Konuşmadın değil mi? Sana güvenen de kabahat. Ya Bora çok önemli benim için biliyorsun. Benim getireceğim müşterilerin daha çok olması lazım. Yasemin'le başka türlü baş edemem. Hadi artık çıkalım. Ne oldu? Ne bu acele? İşim var. Bankaya gideceğim. Ne bankası? Bir kadınla buluşacaksın yine değil mi? Evet. Gülay'la buluşacağım. Bankadan kredi ayarlıyor. Hadi yürü geç kaldım zaten. Ne yapıyorsun? Gülay'ı arıyorum. Ne saçmalıyorsun sen ya? Bora biraz geç kalacak diyeceğim Gülay'a. Ben söylerim. Alo Gülay. Geldin mi yoksa? Ya ben şimdi çıkabiliyorum. Biraz geç kalacağım. Yarım saat sonra orada olurum. Evet. Hadi görüşürüz. Oldu mu?
İçin rahat etti mi? Etti. Hadi. Sen nereye? İş peşinde koşmaya. Ne olacak ki başka? Ah, bir bu eksikti ya. Affedersin. Affedersin, bakayım kanıyor mu? Affedersin, acıyor mu? Bir dakika. Ay. Ya ver şunu. Ver. Bora. Bora, bakayım. Kanıyor. Pardon, ben hesabı rica edecektim. Peki efendim. Efendim yenge. Alo Nazan, eve vardın mı? Yok, alışverişteyim daha. Niye? Unuttum sana söylemeyi. Çocuklardan biriyle benim beyaz terliklerimi gönderebilir misin diyecektim. Bunlarla ayaklarım şişti. Tamam. Birazdan eve gidiyorum. Muzo ile gönderirim. Sağ ol Nazan, görüşürüz. Buyurun efendim. Teşekkürler. Rica ederim. Of. Nerede bu kız, hala cebi kapalı? Ay dur, telaşlanma. Hemen kötüye yorma. Belki bir işi vardır. Ay. Yasemin, lütfen cevap ver. Mesaj at, iyiyim de. Başka bir şey istemiyorum senden. Yasemin, aşkım. Edası ömrüme ömür, gözleri deniz Dilber. Ah bir el ver, bir el ver de yaralarımı sarayım. Payıma düşmüyorsun belki, hakkım değilsin. Yine de gel, bir senin yanında ben olayım. İstanbul saklasın, kimseler göremesin, bulamasın ikimizi. İstanbul saklasın bizi, boğazında dümlesin. Kimseler göremesin, bulamasın ikimizi. Kuralına uymaz hayatım, biliyorum. Denizine sor işimi bu şehrin, kifayetsiz tüm şarkılar. Kuralına uymaz hayatım, biliyorum uyuduğumuz uykular. Denizine sor işimi bu şehrin, kifayetsiz tüm şarkılar. Yasemin aşkım, neredesin?
saklasın, bizi boğazında dümlesin. Kimseler göremesin, bulamazsın ikimizi. İstanbul saklasın, bizi boğazında dümlesin. Kimseler göremesin, bulamazsın ikimizi. Kuralına uymaz hayatın, biliyorum uyuduğumuz uykular. Denizine sor içimi bu şehrin, kifayetsiz tüm şarkılar. Kuralına uymaz hayatın, biliyorum uyuduğumuz uykular. Denizine sor içimi bu şehrin, kifayetsiz tüm şarkılar. Yasemin savaştan adıyı uygunsuz vaziyette gördü bence. Yoksa niye öyle fırlayıp gitsin? Baktın bir içeri, Nadiye elini yüzüne kapatmış ağlıyor. Yasemin seni görmedi mi? Görse ne olacak ki? Şu anahtarı versene. Ya söyleseydi bu herif benim eski nişanlım diye, ha? Bir gün söyleyecek. Savaş da seni anında kapıya koyacak. Sen olayı hala anlayamadın Ego. Söyleyemez. Biliyor savaşı ne diyeceğimi. Beni kapıya koyacağına, git sevgilinin çocuğu kimdenmiş onu öğren diyeceğim çünkü. Sahi kimden abi bu çocuk? Kim bunun babası ya? Ne bileyim ya. Acayip merak ediyorum ama. Açmıyor mu? Telefonunu kapatmış. Mesaj atmadın mı? Kaç tane? Nerede buluşacaktınız? Burada. Şu sevgiyi öldürebilirim. Nasıl çarptın alnını öyle? Aceleden, sevgiden kurtulayım derken küt diye geçirdim kapıya. Gözünün altı da morarmış hafiften. Yakışıklılığına bir şey olmamış, merak etme. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Kola alabilir miyim? Lütfen buzlu olsun. Tabii efendim. Teşekkür ederim. Alo? Hanım Ana, ben Orhan. Söyle Orhan, ne yaptın? Depo işi tamam. Bizimkine yakın değil, değil mi? Yok, değil. İyi. Kamyon ne olacak? Halledeceğim o işi de. Merak etme. Abla, palağım kötüledi mi yoksa? Yo, hayır, aynı. Niye? Çok kötü görünüyorsun da korktum bir an. Bir şeyim yok. Endam, yengeme rahat bir terlik göndersene, ayakları şişmiş. Olur, olur. Sen iyi misin? Çok başım ağrıyor da. Annem nerede? Çalışma odasında. Hı. Hadi sağ ol. Aman dikkatli ol Orhan. İşçilere bir şey sezdirme. Hiç merak etme hanım ana. Hadi göreyim seni. Tamam. Anne. Ne yapıyorsun? Hiç, geldin mi? Nasıl dayın? Aynı. Ben yatacağım biraz. Çok başım ağrıyor. Ağrı kesici al bir tane. Tamam. Tamam.
yalancı. Yalancı. Sen şimdi hangisiyle birliktesin oğlum? Sevgiyle mi? O kadınla mı? İkisiyle de mi? Bora var ya, bir gün çok fena ayağına dolanacak. Bugüne kadar dolandı mı? Yine idare ederim. Yeter ki nazını tekrar elde edeyim. Ne buluyorsun o kadında ya? Böyle olmaz. Evlenmem lazım. Hiç güleceğim yoktu. Hangisiyle? Nazan'la tabii ki. Saçmalama. Sana göre değil o kadın. Vallahi serveti bana göre. Yeye bitmez. Sevgi ne olacak? Sevgiden bir hayır yok bana Gülay. Yasemin ajans kuracak da, Sevgi ajansı ele geçirecek de, ölme şeyim ölme. Bana Nazan'dan fayda varasın. Sen ciddiysin. Ciddiyim tabii. Hazıra daha dayanmıyor. Tamam. İsviçre'de param var ama nereye kadar? Bakma öyle. Bu mevsimde benim İstanbul'da ne işim var ya? Çoktan Maldivler'de tatile gitmiş olmam lazımdı. Bora, boşa kürek çekiyorsun. O kadın seninle birlikte olmaz artık. Sen öyle zannet. İyi akşamlar. Yasemin burada mı? Gel babaanneciğim Savaş. Sen bana. Gel kuzucuğum. Hoppa. Yasemin nerede? Ben de size onu soracaktım. Nasıl yani? Nerede olduğunu biliyor musunuz? Aradı mı hiç? Belki sizi arayıp nerede olduğunu... Kızım nerede? Şşt gel. Ne gel, oldu gel kızıma? Tamam. Leyla Hanım korkmayın. Sakin olun, bir şey yok. Biz biraz tartıştık. Niye? Hala kapalı. Savaş, kızıma ne oldu? Bir şey olmadı dediğim gibi. Biraz tartıştık. Bana kızdı, taksiye binip gitti. Ben de buraya gelmiştir diye. Nereden çıktın karşısına? Nereden girdin hayatına? Bırak Yasemin'in yakasını. Eğer kızımı birazcık seviyorsan çık git hayatımızdan. Ben Yasemin'i de toprağa vermek istemiyorum Savaş. Biricik kızımı kör kurşunlara kurban vermek istemiyorum, anladın mı? Kızımı kaybetmek istemiyorum, anladın mı? Çık hayatımızdan, çık, çık! Leyla, Leyla. Yasemin'i mahvetme. Leyla. Git kendi Leyla. Hayatını mahvet. Leyla. Kızımı da kendinle birlikte mahvetme. Leyla sakin ol, otur. Şşş. Nasıl sakin olayım Nuriş? Yasemin ortada. Nasıl sakin olayım? Savaş Bey. Çok özür dilerim. Ben... Çık hayatımızdan. Çık. Ne olur. Çık.
Tamam. Sadece iyi olduğunu bileyim yeter. Yasemin, neredesin? Kızım yalvarırım, ara beni. Bu mesajı alır almaz ara beni. Öldürme beni meraktan Yasemin, ne olur ara. Yasemin lütfen ara beni. Seni seviyorum. Canım, seni çok merak ettim. Nerede olduğunu söyle. Yasemin aşkım, bu üçüncü mesajım. Sadece sesini duymak istiyorum. Seni seviyorum. Aşkım kahretme beni. Çok meraktayım. Sadece iyiyim de. Bu bıraktığım kaçıncı mesaj bilmiyorum Yasemin. Lütfen. Yasemin, neredesin? Kızım yalvarırım, ara beni. Bu mesajı alır almaz ara beni. Öldürme beni meraktan Yasemin, ne olur ara. Nereye gider, ne yapar? İnsan bir aramaz mı? Beni öldürmek mi istiyor bu kız Nuriş ya? Leyla, sabırlı ol azıcık. Canı sıkkın demek ki. Baksana tartışmışlar. Savaş'ın buraya geldiğini söylemedin mesajında. Niye söyleyeyim Nuriş? Yasemin'den. Okusana. Anneciğim, Savaş'tan ayrıldım. Oh, moralim çok bozuk. Birkaç gün için İstanbul'dan kaçtım. Kendimi toplayınca seni arayacağım. Beni merak etme sakın. Ömer'i benim için öp. Canım annem, iyi ki varsın. Ya Rabbim, çok şükür işteyse bir haber aldım. Boşuna üzdün kendini. Ayrılmış Nur, ayrılmış. İnşallah bu sefer kesindir ya Rabbim. Sevinmedin mi sen şimdi Nuriş? Sevenler ayrılınca sevinemiyorum be Leyla. Sevdiğinden ayrıldı ama güvende Nuriş. Nazan. Nazan. Çok uyudun. Kalk artık. Nazan. Allah Allah. Ne uykusu bu böyle? Haldunlar dayına mı gitti? Berfin'le gitti anneanne. İyi. Annem hala uyuyor mu? Uyuyor kızıcığım. Okul iyi gidiyor değil mi oğlum? İyi baba. Kardeşine göz kulak oluyorsun değil mi? Oluyor. İyi. Hadi yorma sen kendini. Çocukların hiçbir sıkıntısı yok maşallah. Anne, doktor ne dedi? Yarın anjiyo yapacaklar. Sonra? Stent. Stent takacaklar. Tamam. Sonra eve mi geleceksin? Geleceğim. Seni çıtır çıtır çekirdek gibi yiyeceğim. Eve gelecek, rejime başlayacak. Değil mi Pala? Gel bakayım babanın kucağına. Hadi bakalım, hop.
Yalvarıyorum Yasemin. Tamam affetme beni. Ama iyi olduğunu bileyim. Sadece iyiyim ya. Sadece iyiyim o kadar. Başka bir şey istemiyorum senden. Yasemin lütfen. Lütfen. Bir ben miyim perişan? Gecenin karanlığında yosun tuttu gözlerim. Yalnızlar rıhtımında. Bir ben miyim perişan? Gecenin karanlığında yosun tuttu gözlerim. Yalnızlar rıhtımında. Bütün gece ağladım. Yosun tuttu gözlerim, yalnızlar rıhtımında. Bütün gece ağladım dalgalar kucağımda. Yosun tuttu gözlerim, yalnızlar rıhtımında. Geceler ben ve deniz, yalnızlar rıhtımında. Bir beni mi unuttular, uçup gitti martılar. Geceler ben ve deniz, yalnızlar rıhtımında. Gece ağladım dalgalar kucağımda. Yosun tuttu gözlerim, yalnızlar rıhtımında. Bütün gece ağladım dalgalar kucağımda. Yosun tuttu gözlerim, yalnızlar rıhtımında. Yalnızlar rıhtımında. Yalnızlar rıhtımında. Artık beni arama dedim Bora. Evinizin önündeyim. Sana geliyorum. Ne? 5 dakika içinde yanıma gelmezsen yemin ediyorum kapınızı çalacağım. Saçmalama. Kararlıyım Nazan. Yapamazsın öyle bir şey. Yaparım. Senin için her şeyi yaparım. Bahçe korumayla dolu. Hepsi silahlı. Öldürürler seni. Umrumda değil. Bekliyorum. Evin önü olmaz Bora. Söyle nereye geleyim? Evet.
Ne çok uyudun ya? Sorma, iki tane uyku ilacı içtim. Sen niye ayaktasın? Midem çok kötü. Bir parça ekmek yiyeceğim. Sen nereye böyle? Bora geldi bahçede. Onunla konuşacağım. Ne? Abla delirdin mi sen? Bahçe koruma dolu. Şşt! Ya İlhan seni göreceğim yoksa kapınızı çalarım diyor. Yapar mı? Yaparım diyor. Ya bir beş dakika konuşup geleceğim Çiçek. Savaş. Merhaba. Çok kötü görünüyorsun. Bir şey mi oldu? Bir şey ister misin? Çay falan. Olur. Şşt, Nazan. Nazan buradayım. Bırak beni. Hayır. Hayır, bırakmam. 100 tane mesaj yazdım sana. Tam evden çıkacakken tefecinin adamları evi bastı diye. Sana inanmıyorum. Beni öldürdükleri zaman mı inanacaksın Nazan? Bak yüzüme, bak. Ne oldu? Kavga mı ettin? Çok sinirlendirdiler beni. Çok üzüldüm. Bora, bırak beni. Ne söyleyeceksen söyle gideceğim. Senin aşkından öldüğümü görmüyor musun? Bilmiyorum. Beni gerçekten seviyor musun, sevmiyor musun bilmiyorum ki. Hep bir yalan dolan, gizleme. Seni seviyorum Nazan. Sana olan aşkımı dünyaya haykırmak istiyorum. Bora ne olur, boş sözler bunlar. Gizli saklı aşk yaşamaktan yoruldum artık. Oyunlarından yoruldum. Bırak gideyim, ayrılalım. En iyisi bu. Asla. Nazan dur. Benimle evlenir misin? Uykunu kaçıracak ama. Olsun. Zaten uyuyamıyorum ki. Bir sıkıntın var yine senin. Sen iyi bir insansın Çiçek. Babama çekmemişim yani. Çay iyi geldi, eline sağlık. Afiyet olsun. O ses ne? Bir şey yok. Korkma. Hadi bana gidelim. Gecelikle mi? Evet. Bora, sen gerçekten benimle evlenmek istiyor musun? Üzme beni Nazan. Seni sevdiğimi daha nasıl anlatabilirim? Hemen evlenelim. Hemen. Benim ailem seni kabul etmez ama. Hele annem asla istemez. Sen bizden çok farklısın. Ne demek bu şimdi? Gerçek bu Bora. Seni kabul etmezler. Sen beni sevmiyorsun o zaman. Olur mu öyle şey? Beni gerçekten sevsen aileni dinlemezsin Nazan. Benimle evlenmek için her şeyi göze alırsın. Hadi gideyim de yat artık. Savaş.
Sana bir şey söylemem lazım. Ben çok yanlış bir şey yaptım. Anneme Savaş bana el sürmüyor dedim. Çok özür dilerim. Ama niye hala bebek yok diye çok çok üstüme geldi. Benim de ağzımdan kaçtı. Nasıl söyledim bilmiyorum. Tamam, sorun değil. Annem babama söyler muhakkak. Adını çıkaracaklar diye çok korkuyorum. Hayır. Yasemin'e gerçeği anlatacağım Çiçek. Sonra da babanın karşısına çıkacağım. Başka birini seviyorum diyeceğim. Ne? Kıyamet kopar. Kopsun. Yeter artık. Böyle gitmez. Bu kadar yalanla dolanla gitmez. Yasemin, konuşmamız lazım. Lütfen ara beni. En az 3 odası olsun. Tabii tabii, bahçeli olursa çok iyi olur. Çocuğum var çünkü. Etiler Ulus civarında arıyorum. Mail adresimi biliyorsunuz zaten. Siz bana fotoğraflarını gönderin, ben bakayım. Peki, iyi günler, teşekkür ederim. Alıyorlar şimdi Anjiyo'ya. Ben şimdi çıkıyorum daha yenge. Tamam. Hazır mısınız? Şey, canı acıyacak mı? Hayır, hiçbir şey hissetmeyecek, merak etme. Babanın canı kolay kolay acır mı oğlum? Pehlivan Pala demişler ona. Oo, var mıydı öyle şeyler sizde? Gençlikte, gençlikte. Yarın evdesin dayı. İnşallah. Buyurun, burayı alalım size. Ya yürüseydik. Yok, hadi oturun. Gel de. Dayı, geçmiş olsun. Allah'ım hayırlı haberler versin. Verecek yenge, merak etme.
Yanlış biliyormuşum saati. Ben de oturuyorum evde rahat rahat. Hanım Ana da gelecek mi? Anjiyodan sonra. Ne yapacak hastanede bekleyip Endam? Doğru. Hadi ben gidiyorum. Berfin sana emanet. Tamam, tamam, merak etme. Şahnur Ana, kamyon hazır. Şimdi geldi. İyi, aferin. Kolay gelsin. Sağ ol. Hiçbir şey duymuyorum. Lokal anestezi yaptık da ondan. Benim uykum var. Uyuyabilirsiniz, rahat olun. Evet, güzel. Şimdi kalp damarlarınızın durumunu göreceğiz. Emlakçı birkaç tane ev resmi göndermiş, onlara bakıyorum şimdi. Hemen taşınmam lazım. Taşınmazsam savaş bulur beni. Bir an önce. Ah, ah. O kızla öpüştü diye ayrıldığınızı bilseydim. Daha ağır konuşurdum ya. Ya tamam anne, lütfen. Artık savaştan bahsetmeyelim, ne olur. Kapatıyorum, Sevgi geldi. Of. Yasemin. Aa, sen hangi yüzle geliyorsun buraya ya? Lütfen dinle. Aa, Yasemin. Yasemin, savaşın suçu yok. Lütfen dinle. Yasemin, ne olur. Yasemin, yalvarıyorum. Sadece dinle. Hepsi benim suçum. Savaş seni seviyor. Seni çok seviyor, yemin ederim. Uzun sürdü. Uzun sürmedi yenge, sana öyle geliyor. Böyle bekleyince zaman geçmiyor. Endişelenmeyin hemen. Anjiyo bu, tabii uzun sürecek. Biraz hava alacağım dışarıda. Bir şey istiyor musunuz? Yok. Sağ ol evladım, yok. İki sene önce beni arayıp Nadia İstanbul'a gel. Sana ihtiyacım var deyince öyle sevinmiştim ki. Allah'ım dedim, belki talihim dönmüştür. Belki bu sefer aşkımı fark eder. Ama daha ilk gün seni anlattı bana. Bir kül kedisine aşık oldum diye. O gün anladım aslında. 1000 yıl bile geçse savaş benim olmayacak. Umutsuz yaşanmıyor işte. Belki bir gün beni sever diye bekledim. Ama sizin aşkınız öyle büyüktü ki. Anladım. Benim savaşın hayatında yerim yok. Beni kız kardeşi gibi görüyor. Ya tamam Nadia, lütfen. Ben öptüm onu Yasemin. Tuzak gibi. Kendimden nasıl utanıyorum bilemezsin. Sana yemin ediyorum savaşın bir suçu yok. Onu bir daha göremeyeceğim için öpmek istedim sadece. Hepsi bu. Yemin ederim. O sadece seni sevecek. Beni affetme ama savaşı affet. Onu sensizliğe mahkum etme. Hoşça kal Yasemin.
dayımı bekliyoruz. Anjiyo'da. Ne zaman geleceksin bana? Dayım Anjiyo'dan çıksın, geleceğim. Karım olacaksın değil mi? Ne zaman evleneceğiz? Bora, ne olur. Hayır demeyeceksin. Benimle evleneceksin. Nazan, bir şey söyle. Konuşuruz. Sabırsızlıkla bekliyorum. Tamam. Bitti mi? Nasıl durumu? Maalesef umduğumuzdan daha kötü. Stent takamadık. 3 damarı tıkalı. Acilen bypass olması gerekiyor. Ama ne oldu? Efendim Nadia. Yasemin'e her şeyi anlattım Savaş. Sana hep aşık olduğum. Ama senin sadece onu sevdiğini. Her şeyin benim suçum olduğunu. Seni benim öptüğümü. Nerede gördün Yasemin'i? Sokağında gelmesini bekledim. Nerede şimdi? Evinde. Alo. Elveda Savaş. Ne yapıyorsun Halbi? Koca adamsın. Ameliyat olacakmış ama Çiçek abla. İyi işte, sağlığına kavuşacak. Dayıma bir şey olmaz, merak etme. Korkma, bir şey olmayacak. Tamam. Hemen ameliyat olması gerekiyor Fidan Hanım. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Ama böyle apar topar mı? Eşiniz farkında olmadan 2 kere kalp krizi geçirmiş zaten. Şekeri de var. Şekeri olanların acıya hassasiyeti düşük olduğu için kriz geçirdiklerini anlamazlar. Size şu kadarını söyleyeyim, her an yeni bir kriz geçirebilir. Kurtarmamız da bir mucize olur. Peki ne zaman karar vermemiz gerekiyor? Hemen. Girebilir miyim? Gel. Nadia geldi biraz önce. Biliyorum. Aradı beni. Her şeyi anlatmış sana. Sen gönderdin değil mi? Ne? Sen mi dedin Nadia'ya git her şeyi anlat diye? Bu hale gelmemize neden olan Nadia'yı ben mi gönderdim sana? Böyle bir şey yapacağımı nasıl düşünürsün sen ya? Bilmem. Olabilir. Ya biz bu hale nasıl geldik ya? Bizim aşkımız pamuk ipliğine mi bağlı? Bu kadar zayıf mı? Öpüşüyordunuz Savaş, öpüşüyordunuz. Nadia ile öpüşüyordunuz. Benim yerimde olsan sen ne düşünürdün? En azından beni dinleyebilirdin değil mi? Açıklama yapmama fırsat verebilirdin. Açıklanacak bir şey yok. Gözümle gördüm diyorum ya. Öyle mi? Neden buradayım o zaman? Niye konuşuyoruz? Madem açıklanacak bir şey yoktu, Nadia'yı niye dinledin? Ne bileyim, bir şekilde girdi işte. Yasemin, güven artık bana. Yalvarıyorum, inan. Bu kadar kolay mı? Biliyorsun benim yaşadıklarımı. Güvenince ne olduğunu gördüm. Hepiniz aynısınız işte. Güzel bir kadın size ilgi gösterdi mi? Oh, hemen eriyorsunuz. Kendini benim yerime koy. Sen beni öyle bir vaziyette görsen güvenebilir misin? Söyle, söyle, güvenebilir misin? Ben sana güveniyorum Yasemin. Senin kılına zarar gelmesini istemem. Seni üzecek hiçbir şey yapmadım. Yapmam da. Dünden beri yüzlerce mesaj bıraktım sana. Beni ara diye yalvardım Yasemin. Seni düşünmekten gözüme uyku girmedi. Ama sen bir kelime yazıp iyiyim bile demedin.
Bana bu kadar az mı değer veriyorsun? Neyse ya, boşuna konuşuyoruz. Savaş. Tamam, gitme. Ben sensiz yapamıyorum. Allah'ım, nedir bu başımıza gelen? Yenge, yapma gözünü seveyim. Doktor, bir kriz daha geçirirse kaybederiz dedi Çiçek. Ne yapacağız? Savaş'ı arayalım. Hı? Alo. Merhaba. Bir daha böyle şeyler yapma bak. Kız, bağır, çağır. Ama habersiz bırakma beni. Tamam söz. Neredeydin? Ava'daydım. Yalnız mı? Hani birbirimize güvenecektik? Başka türlü sorayım o zaman. Sevgiyle mi gittin? Hayır, yalnız gittim. Ne yaptın Ava'da? Seni düşündüm. Seni ne çok sevdiğimi. Canım. Aşkım. Güzeller güzel. Ararım seni, tamam mı? Tamam. Babam ne zaman hastaneden çıkacak hala? İyi olunca kızım. Al. Kötü mü durumu? Niye kötü olsun? Ye bakayım yemeğini. Ben babamı istiyorum. Berfin. Hadi halacığım, ye yemeğini. Aç ağzını. Al. Aç bakayım ağzını. Hanım ana. Ahmet Moran geldi. Odayı aldım. Hadi. Endam ablanız yedirsin sizi. Berfin, yemeğini bitirmezsen baban çok üzülür. Yiyeceğim, tamam. Aferin sana. Hoş gelmişsin Ahmet Ağa. Hoş bulduk. Nasılsın bakalım Şahnur Hanım? İşte. Mal yola çıktı. Sabah İstanbul'da olacak, her şey hazır mı? Kardeşim açık kalp ameliyatı olacak Ahmet Ağa. Kalbini çıkaracaklar yerinden. Canıyla boğuşuyor. Senin derdin bu mu? Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Ama mal zamanında gitmezse hepimiz canımızla boğuşuruz bilesin. Bu işler şakaya gelmiyor Şahnur Hanım. 20 milyon dolarlık mal yolda. En ufak bir aksilikte hepimiz yanarız. Anlaşıldı mı? Şart mı ameliyat olmam? Savaş, söyle doktora, çıkarsın beni. Ya bir rejim yaparım, kilo veririm, bir şey yaparım, iyileşirim yani. Bir damarın %100, ikisi %80 tıkalıymış dayı. Öyle rejim yapmakla olmuyor. Öf, iş açıldı başımıza. Sana pehlivan pala demişler, sen çabuk toparlarsın. Hadi yarın sabah yine uğrayacağım, tamam mı? Sağ ol Savaş. Ablam nerede yenge? Buradaydı. Eve gitti.
Hadi iyi geceler. Cebim açık, bir şey olursa ararsınız. Hadi sağ ol. Bu kadar acil mi? Doktor her an enfarktüs geçirebilir diyor. Geçmiş olsun. Yarın mı ameliyat? Hı hı. Yarın akşam. Bütün gün testlerini yapacaklar. Kimden geldiğini sormayacak mısın? Niye sorayım? Sana güveniyorum. Nadia'dan. Milano'ya dönmüş. Sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Nadia'nın sana aşık olduğunu bilmiyor muydun? Çok zor bir soru bu Yasemin. Biliyor muydum? İçten içe biliyordum galiba ama nedense kondurmak istemiyordum. Ne zamandır bunu hissediyordun? Başından beri. Ha, yani başından beri biliyordum ve bana söylemedin, öyle mi? Emin değildim ki. Ne deseydim? Nadia bana aşık galiba. Yasemin, Nadia benim için çok değerliydi. Ama bir kız kardeş nasıl değerliyse öyle. O bana aşıkmış meğerse. Şaşırdın mı peki aşkını itiraf edince? Aslında üstümden büyük bir yük kalktı. Senin kardeşin gibi gördüğün birinin sana aşık olmaz. Gel buraya. Canım. Bana ne kadar büyük bir güç verdiğini bilemezsin. Canım benim. Düğün tarihimizi ne zaman konuşacağız? Bilmem. Konuşalım mı? Konuşalım. Şu dayımın ameliyatı geçsin, konuşalım. Tamam mı? Yaptılar da gördüm. Onca ateş açtılar. O evden kimsenin saçının teline zarar gelmedi. Ne istiyorlar şimdi? Birinin babası ameliyat olacakmış. Paraya ihtiyacı var. Öbürü de nişanlanacak. Bana şantaj mı yapıyor bunlar? Yok hanım hanım. Adlerine mi düşmüş? Duymamış olayım Vedat. Duymamış olayım. İşlerini yaptılar. Paralarını aldılar. Öyle söyle onlara. Ağızlarını açacak olurlarsa leşlerini serdir. Biliyorsun sen beni. Anlaşıldı mı?
Son tahlillerini yapıyorlar. Düşmüş mü şekeri? Düşmüş. Allah Allah, kan bırakmadınız hemşire hanım. Son tahliller. Ameliyattan önce durumunuzdan emin olmak istiyoruz. Hoca ne zaman yapacakmış ameliyatı? Akşam 8'de dedi. İyi, uğrayacağım ben yenge. Tamam. Bana Mehmet'i çağırır mısın Neslihan? Hemen Savaş Bey. İsmail, Vedat oralarda mı? Bul onu bana. Fabrikaya getir, tamam mı? Baba. Babacığım. Ay. Kızım. Hadi gel oğlum. İyi misin baba? Ben aslan gibiyim. Beni istemişsiniz. Gel Mehmet. Otursana. Nadia Hanım ayrıldı biliyorsun. Genel müdürümüz yok şu anda. Öyleymiş. Çok üzüldüm. Profesyonel bir genel müdür buluncaya kadar ben üstleneceğim o işi. Anlıyorum. Tabii. Nadia'nın üstünde çok yük vardı Mehmet biliyorsun. Finans, muhasebe. Bu sorumluluğu senin üstlenmeni istiyorum. Tabii ki Savaş Bey. Siz uygun gördükten sonra. Söyle İsmail. Ağam, Vedat Gebze'ye gitmiş. Bir iş için. Bul getir dedim İsmail. Baş üstüne ağam. Hayırlı olsun o zaman. Sizi mahcup etmeyeceğim. Bir hafta yoğun bakımda yatacağım. Sonra eve geleceğim. İyi olacaksın ama değil mi? Tabii kızım. Hadi kızım. Yormayın babanızı. Bırak Fidan. Akıllanmayacak mısın Yasemin? Hani bitmişti? Ya ben yanlış anlamışım anne. Ap açık anlamışsın işte. Bir kadınla öpüşürken görmüşsün. Bunun neresi yanlış anlaşılır? Anne bağırma bana. Yeter artık Yasemin. Yeter, yeter. Sana gösterdiğim müsamaha buraya kadar. Ya savaştan ayrılırsın ya beni yok farz edersin. Anne lütfen. Yüreğim ağzımda yaşayamam ben. Savaşın adını bile duymak istemiyorum. Seviyorum ya, seviyorum. Çocuğumu da söyleyeceğim. Bir oğlumuz var diyeceğim. Tamam artık ne olursa olsun ağa. O zaman beni unut Yasemin. Annen yok senin. Anne lütfen, lütfen. Son sözüm bu Yasemin. Ya ben, ya Savaş. Ne? Ha ben seninle daha fazla tartışmayacağım ağa. Çocukları yoğun bakıma getirmeyin sakın. Gelebilirler canım. Pencereden bakarlar. Yok istemem. Görmesinler beni öyle ölü gibi. Tövbe yarabbim. Ne biçim konuşuyorsun Pala? Gerçekten dayı. Annem arayacak şimdi seni. Çocuklarla evde. İyi. Gelmesin sakın. İyileşince gelir. Olur mu canım? Gelir. Odayı boşaltalım mı artık? Tamam. Görüşürüz. Şu gömleği giymeniz lazım Pala Bey. Pijamayla. Olmuyor. Tamam. Anlaşıldı. Fidan bir yardım etsene şuna. Hadi. Savaş.
Yenge, dayım nasıl, bir verir misin? Tabii tabii. Savaş. Dayı nasılsın? İşte. Götürüyorlar beni kesmeye. Kesmeye değil dayı, tamir etmeye. Aslan gibi olacaksın çıkınca. Benim biraz işim var fabrikada. Halledeyim, hemen geleceğim, tamam mı? İşine bak oğlum sen. Herkes burada nasıl olsa. Senin moralin yüksek olsun. Merak etme, acı patlıcanı kırağa çalmaz. Savaş, sağ ol. Var ol evladım. Hadi çok geçmiş olsun. Sağ ol. Niye geldik buraya? Yürü işte, görürsün şimdi. Getirdim ağam. Tamam, sen çık. Bu sabah annemle ne konuşuyordun sen? Vedat. Söyle. Hiç ağam, öyle bir şeyler sordu. Bizim evi kim tarattı lan? Ağam, ben nereden bileyim? Bizim evi kim tarattı dedim lan? Kimden emir aldın? Konuş lan! Seni bu hayvanlar gibi bacağından asarım Vedat. Derini yüzüyorum, konuş! Konuş sana lan! Konuş! Şahnurhan'a. Ne dedi lan? Söyle! Plastik mermi atacaksınız, kimsenin kılına zarar gelmeyecek dedi. Misafirleri korkutup kaçırmak için. Van'dan adam getirdim. Onlar yaptı ağam. Haklıymışsın hanım ana. Kurcalayınca pislik çıktı. Yasemin Hanım'ın bir oğlu var. Adı Ömer. Babası belli değil. Hiç yani. Sağ ol Eşref.
Yaseminlerin geldiği gece. Evi taratan sen miydin? Ne? Evi sen mi tarattın? Bana cevap ver anne. Cevap ver. Evi sen mi tarattın dedim. Evet. Ben tarattım. Sen nasıl bir insansın ya? Nasıl bir insansın sen? Senin iyiliğin için yaptım Savaş. Bir piçe babalık etme diye. Al bak. Bak da kendi gözlerinle gör. Bu kızın ablası seneler önce ölmüş. Yeğenim diye sana yutturmaya çalıştığı çocuk kendi piçe. Uyan Savaş, uyan. O kızın derdi aşk değil. Piçine bir baba bulmak. Sen buna mı layıksın? Kanülleri çıkarıyorum. Defibrilatörü getirin. Niye çalışmıyor? Anastomoz bölgesini kontrol et. Tıkanıklık olup olmadığına bak. Hadi çabuk. Tekrar perfüzyona geçelim mi? Kanül bölgesinde sızıntı var. Sakşına başla. Acele et. Perfüzyona geçiyorum. Bu hızla olmayacak. Hemşire hanım derhal Doktor Taylan'ı çağırın. Hemen. Neden bu kadar uzun sürdü? Sakin ol yengeciğim. Doktor Taylan Şahin, lütfen 3 numaralı ameliyathane. Doktor Taylan Şahin, lütfen 3 numaralı ameliyathane. Bizim ameliyathane. Aman Allah'ım. Kesin yenge, bir şey oldu. Yenge yapma şey böyle oldu, ne olur. Bir şey oldu. Yenge her şey yolunda şey bence. Neden anons ettiler o zaman? Canım bir şeye ihtiyaçları olmuştur. Ameliyat bu. Sakin ol ne olur. Allah'ım sen bağışla bize paramı. Hemşire hanım ne oluyor? Sakin olun hanımefendi. Yenge ne olur sakin ol. Yenge. Allah'ım. Savaş aşkım. Ne oldu dayına bir şey mi oldu yoksa? Savaş ne oldu? Ömer'in babası kim?